Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Kasım Bursa yarış programı için karşınızdayım. Sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten 6 koşulu bir program var Bursa'da ama çok kalabalık. Bayağı güzel bir ikramiye verecek gibi gözüküyor. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Hafta iyi başlangıçla başlarsak en azından sonunu da güzel getireceğimize inanıyorum ben. Dediğim gibi iyi bir para verecek gözlemlediğim kadarıyla. Yani en azından o görünüyor. Kalabalık oluşu tabii trafik sıkıntısı yaşayabilirim. Safkanlarda yer bulma sıkıntısı yaşayabilir yani. O yüzden iyi bir sonuçlarla paralar yani yüksek bir ikramiye vermesini beklediğim bir yarış programı. Ama dediğim gibi şimdi kalkıp favoriler de girebilir. Yani bu tip yarışlarda belli olmuyor bazen. Tam tersi favorilerin, plaselerin geldiği bir ayakta olabiliyor yani. Arkadaşlar ben yorumlara hemen başlamak istiyorum. En azından rahat rahat güzel konuşabilmek açısından. Ben dediğim gibi bugün 6 koşulu bir program var Bursa'da. Birinci koşu kısa vade 6, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum koşusuyla ilk start veriliyor. Yani kısa vade 6 yarış var. 10 safkanın mücadelesi gerçekten görülmeye değer. Oldukça güzel Arap tayların, birbirinden iyi tayların yarışı gerçekten zevkli bir yarış olacak. Yani en azından o gözlemleme bende olduğu için. Ama ben burada sizlere tabii ki takibimde olan safkanlarla birlikte en azından güzel bir altılı çıkacağına ben eminim. Ben ilk ayakta sizlere 10 numaralı bestekarı ilk planda vermek istiyorum. Bu Mehmet Gündüz elinin safkanı olan bu safkan gerçekten iyi bir hazırlık devresi geçirdi. Çok iyi bir yarışta kazandı. Ben formunu daha da yükselttiği için bu 10 numara bestekarı ben ilk safkan olarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Bu safkanın yakın rakip olarak da rakipleri var mı? Var tabii ki bayağı var. 4 numara Aslan Soylu. Bir son yarışında beşinciliğini bence ölçü almamak gerekir. Ondan evvel güzel iki tane birinciliği var. Kısa havada yarış kazanmışlığı da var. Bu hem ekürü avantajı pardon. En azından hem kurtarı harrasından gelme bu safkan. İyi kaliteli bir safkan. En azından bu mesafelerde de şansı olacağına ben inanıyorum. Yani çok iyi bir hazırlıkları var, çalışmaları var. O yüzden 4 numara Aslan Soylu'yu da kuponlarda bulunduralım. 9 numara Korkmaz Efe. Bizim Gökhan Kocakaya var. Artık hoplaya zıplaya mı getirir artık ne yapar? Gerçekten bu hoplama zıplamaları benim gibi birçok yarış severi de mağdur duruma bırakıyor. Artık ne zaman kendi stiline dönecek sabırsızlıkla bekliyoruz ama herhalde bu kafayla döneceğini de pek sanmıyorum ama bakalım. 9 numara Korkmaz Efe de benim 3. safkanım arkadaşlar. 3 numara Sinoplu Merve. Ekürü avantajına sahip bu safkan. Gerçekten Sinoplu Merve'nin kum performansı ben çok çok iyi. Bilginin güzel bir tayı. Hele bir de yarın Bursa'da ufak tefek bir yağmur da olursa artık bence daha da süper koşmasını beklediğim bir safkanlardan birisi. İyi bir safkan, kaliteli bir safkan olduğunu ben inanıyorum. Zaten üst üste iki tane yarış kazanmış olması da bunu gösteriyor. Ben bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu Sinoplu Merve'den. Ekürüsü de Karavaş da iyi bir hazırlıkları var. Ama Karavaş sanki biraz daha çim ağırlıklı gibi geçti. Ama dediğim gibi Bilgin Tayları çamur pistte çok koşar arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. 2 numaralı Ulu Bey, Nurettin Şengil arasında koşacak olan bu Safkan. Bugün dikenecek ekürleri bilmemiş de işte Ulu Bey'ine binmiş. İşte orada bir artık kafaları biraz değiştiriyor. Bu Zeki Karataşların sahibi oldu. Zeki Karataşlar zaten Kaya ekürüsünün yakınlığıyla biliniyor. Bu Ulu Bey'in de iyi bir form grafiği yakaladı. Son üçüncülüğü gayet tatminkar. Ben bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu 2 numara Ulu Bey'in de. Ve son olarak size önereceğim bir safkan daha var. O da artık yani boş geçmemekte fayda var. 7 numara Demir Hasan. Bu Çetin Ok kardeşimizi, Berk Soytay'ı bu. Yani bu pistlerde normal şartlarda iyi koşmasını beklediğim safkanlardan birisi. Zaten tabelasına baktığımız zaman çok istikrarlı bir grafik çiziyor. Yani üst üste yarışları hepsi içeride. Yani üçüncünün dışında yarışı yok. Yani en azından 1-2-1-3-3-2 gidiyor Totos'a son 6 yarışında. Yani ne nedenle formda ne denli istikrarlı olduğunu artık görüyoruz. İyi hazırlıkları var. Bugün ihmal edilmemesi gereken safkanlardan birisi olacağına inandığım safkanlardan birisi bu 7 numara Demir Asa. Yani kısaca burada ben sizlere 6 safkan olarak önerdim. 10 numara Bestekar benim ilk safkan. 4 numara Aslan Soylu. 9 numara Korkmaz Efe.
3 numara Sinop mu Merve, 2 numaralı Ulu Bey ve son olarak da 7 numara Demir Hasan. Benim sizlere önerdiğim ilk ayaktaki safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde Handikap 15 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metre kum kosunda. Burada yine zorlu bir yarış bizi bekliyor arkadaşlar. Kalabalık oluşu, 15 safkanın mücadelesi gerçekten biraz da kalabalık oluşu işte biraz kafaları karıştırıyor gibi ama ben burada henüz maiden bir safkan olmasına rağmen kalitesine gerçekten çok çok inandığım yani Amerikan zaten aygıl Cross Traffic gibi güzel bir Amerikan aygılı hani kum bu Amerikan aygılları genelde kum pisti çok yatkın yani genelde kum pist tayları veriyor. Bu 10 numara White Wetter 4 yarış koştu. İlk yarışında elini suya sabunu değmeden ilk ona girmedi. Ama ondan sonra yani koştuğu yarışlarda ikincilik ve üst üste iki tane dördüncülükler var. Arkadaşlar bunlar maiden yarışlar değil. Yani bildiğimiz normal güzel yarışlar. Buralarda bile kalabalık yarışlarda bile grubun içinde tabelada kendine yer bulabildi. İyi hazırlıkları var. Yani normal aslında ben riske girip bu safkanı bile tek atarım. Artık nasibim varsa derim. Geçerim. Yani o denli çok güveniyorum ben bu safkana. 10 numara White Wetter. Bugün çünkü Ayhan kurşunu da üzerine almışlar. Demek ki bugün bayağı etkili bir yarış koşmasını beklediğim en önde gelen safkanlardan birisi olacak bu 10 numara White Wetter. Rakipleri var mı? Var tabii ki. Burada rakip bayağı bayağı çok var. Ben size ilk rakip olarak 5 numara Dökerlis önereceğim. Sinan Özen idaresinde koşacak olan bu safkan son ikinciliği gayet tatminkar. Zaten her geçen gün formunu yükselten bir safkan. Sinan Özen de bu safkanı çok iyi tanıyor. O yüzden bu 5 numara Dökerlis'i yazacağız arkadaşlar. 4 numara Powerbug, Ferdi Kabadayı idaresinden koşacak olan bu Kurtinyadis dayı. Son yarışındaki 7.liği ölçü almayalım. Ondan evvel zaten 1.lik, 3.lüğü mevcut. 17 gün gibi güzel bir ara verdi. Yani iyi bir hazırlık devresi geçirecek bir kadar bir zamanı verdi. Ben iyi formuyla 4 numara Powerbug'ı kuponlarda bulunduralım. 7 numara Daniel Dux'tır. Erhan Yavuz idaresinden koşacak olan bu tay da iyi formunda, tatminkar formunda bugün etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 7 numara Daniels Doctor olacak arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim bir safkan da Kemal Kurt harasından gelme. 3 numara Lady Cool olacak arkadaşlar. Scarface'in tayı bakmayın son 3 yarışı biraz kayboldu gibi ama iyi hazırlık devresi var. Arkadaşlar ihmale gelmez bu safkan. Ben bugün 3 numara Daily Cool'u kuponlarıma yazacağım. Yani bu aya ben sizlere 5 safkan olarak öneriyorum. Ama bugün benim dediğim gibi 10 numara White Wetter bir adım önde bende. Arkadaşlar ondan sonra yazacağımız atlar 5 numara Dökerlis, 4 numara Powerbank, 7 numara Daniels Doctor ve 3 numaralı Daily Cool olacak arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna yani 3. ayağına şartlı 3 ve yukarı. İngilizlerin 1300 metrelik kum koşusunda yine bir kalabalık yarış bizi bekliyor. Yine bir 15 safkanın mücadelesi bizi bekliyor. Ben burada 2 ay gibi aradan sonra bir yarış gösterilen fazla sık kılmayan 2 numara Hidway orada bir 8.lik yaptı ama ondan sonra yine güzel bir çalışmalarla bu gruba katılıyor. İyi gruplarda koşan bu 2 numara Hidway bu sevdiği mesafede ben günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Bu Bosporus'un güzel iyi bir hazırlık devresi geçirdi. Geçen yarışını nefes yönden biraz nefesini ayarladı. Nefesini açtı diyelim. Yani ben bugün 2 numara Hidway'in bu grubu geçmesini bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde şartlı 5 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum kursunda en son yarışını yaparsa hani eğer bizim Gökhan Koçak hoplayıp zıplayıp artık atın aksiyonunu artık bozarsa yani bir şekilde atı bozarsa artık yapacak bir şey yok. Normal şartlar altında bu bir numara dilim yandığını ben normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Son yarışı gerçekten mükemmel bir yarıştı. Bu Prenses Selena kafa tuttu zaten bu safkan. O yüzden ben bugün normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Banko olarak, alternatif banko olarak önereyim sizlere arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu Gökhan Kocakaya bugünlerde gerçekten beni baya baya yani yarış severleri de yakıyor sağ olsun. Bir şekilde hoplaya zıplaya atı ikinciliğe getiriyor. Bitirdi bizim istediğimiz yerde birinciliğe getiremiyor. Ama nedense ben anlamadım ya bu inanın Gökhan Kocakaran'ın neden siteye ihtiyacı olduğunu bir türlü çözemedim. Eğer siz de biliyorsanız haberiniz varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben de en azından bilgileneyim. Yani bu hoplama zıplama. Bugün de zaten hipodromda dedim İzmir'de. Yani en azından yakından göreyim dedim. Yine aynısını yaptı. Hoplama zıplama geldi ikinci.
Ama en son ayaktaki safka zaten kendiliğinden geldi. Kenter yarış kazandı. Artık bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ama ben bu atın yanına at yazmak isteyenlere de 2 numara Elizabeth Keane olarak önermek istiyorum arkadaşlar. En azından form durumunun çok iyi olduğunu gördüğüm için. Eğer koridorlar kum pistte gerçekten çok yatkınlar, hakim safkanlar veriyor bu El Corredor'un tayları. O yüzden ben 1 numara Dilim Yandır'ın yanına 2 numara Elizabeth Keane yazıp 2 safkan olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum kursunda. Burada ben iyi bir hazırlıklarını gördüm. Erhan Yavuz da zaten klasını her zaman gösteriyor, efendiliğini her zaman gösteriyor. 2 numara Niğde Beyi'ni ben bugün ilk planda öneriyorum arkadaşlar. Bu safkan da El Corredor tayı. Gerçekten El Corredor'lar pek piyasada pek gözükmeyen bir ayakır ama tayları gerçekten sessiz sakin, yani en azından kumda istediklerini alıp götürüyorlar. O yüzden bu 2 numara Niğde Beyi'ni ben sizlere iyi çalışmaları, iyi hazırlıkları ve bu pistte yatkınlığıyla 2 numara Niğde Beyi'ni favori olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakipleri 1 numara Beyond Redemption, bizim hoplaya zıplaya arkadaşımız Gökhan Kocakaya var. 5 numara Angelat da ayağın kurşunlu, Kaneko'nun güzel tayı ve son olarak da 3 numara The Difference verip bayağı ben size 4 safkan olarak öneriyorum. 6 safkan koşuyor ama 4 atı veriyoruz. Bu yarışlar, yarış dünyası böyle arkadaşlar. Yani 5 at koşar, 5'ini yazmak zorunda kalırsınız ama gidersiniz 20 atlı ileri tek atarsınız. Bu işin de şeyi bu yani. Altılı Ganyan'ın. O yüzden fazla şey yapmamakta fayda var. Yani bazı arkadaşlar diyeceksiniz hepsini yazsaydın diye yorumlar yapanlar var. Ben inanın herkese saygı duyuyorum. Bu takdir herkesin takdiri. Tabii eğer orada çok güvendiğiniz bir safkan varsa tek atabilirsiniz veya iki safkan da geçebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin doğal fikriniz olacak arkadaşlar. En azından kendiniz de bir şeyler harmanlarsanız ben çok çok sevinirim arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum koşusu yine 17 safkan kalabalık bir yarış. Yine bizi bekliyor arkadaşlar. Ama ben burada fazla safkan önermeyeceğim. 4 safkanla geçeceğiz. Burada 6 numara Serden Geçer zaten kazandığı yarıştan beri hep ön planda veririm. Geçen yarışı biraz hayal kırıklığına uğrattı ama inanın o yarışı ben pek fazla ölçü almıyorum. Bugün bence daha da etkili yarış koşup normal şartlar altında kazanması gereken safkanların önünde geliyor. Bu 6 numara Serden Geçer. Yine güzel bir hazırlıkları var. O yüzden bence favori yine hak ediyor. 6 numara Serden Geçer. 10 numaralı Kainatım. Mustafa Çiçek'e gidersen koşacak olan bu safkan. Son ikinciliği gayet tatminkar ve güzel. Ben bugün 10 numara Kainatım'ın güzel koşmasını bekliyorum. İyi koşmasını bekliyorum. Önlerde kendine yer bulmasını bekliyorum. 10 numaralı Kainatım'ın. 11 numaralı Kutlu Şahın. Bu safkan da son üçüncülüğü gayet tatminkar. Farah Tayı'nın gerçekten güzel tayı. Bu anne de Albina, Albina da Balıkan tayı. Yani kum süratli yapıya sahip bu safkan. Anneden de babadan da süratli yapıya sahip ve kum pistte çok yatkın. Hele biraz da çamur olursa var ya uf uf diyeceğim artık. Yani o denli güzel koşmasını beklediğim safkan. Farah Tayı ben yarışlarını İzmir'de seyrettim arkadaşlar. Balıkan'ı da İzmir'de yarışları seyrettim. Balıkan'ın sahibi zaten yakın Ganyan Bayı vardı bizim yakınlarımızda. Besin Balık'ın. Sonra o Ganyan Bayı devretti herhalde birkaç yıl oluyor. En azından orada birkaç şeyini görme nasibimiz oldu yani. Yani balık ayını gördüm. Hatta Faruk Ayı'nın bir tane tayı bana hediye olarak geldi ama ben maalesef o anki durumlarda alamadım. Ücretsiz hem de. Almadığım tay bir sezonda 600 milyar kazandı. O zaman parasıyla o da artık şu an yapılacak bir şey yok hani. Nasip. Yani ta ayağıma kadar geldi nasip. Yani teknik geldi. Ya bizde böyle bir tay var çiftlikten getiriyoruz dedi. Faruk Ayı'nın tayı. Orijin selam. Ya tamam iyi de ben şimdi ilgilenemeyeceğim şimdi. Safkanla deyince artık geri çevirmek zorunda kaldım. Yani başka zaman olsaydı sıkıntı yoktu ama o an gerçekten tam benim yoğunluk zamanıma denk geldi. Bu benim dediğim herhalde kaç sene oldu? 8-9 sene oldu herhalde. Ne o civarında 7-8 sene falan olmuştur. Güzel bir tayı geldi işte dediğim gibi. Ya bir sezon sadece o atı takip ettim. 600 bin lira para kazandı ya. Cık, şaka. Gerçi 3 sezon koştu. Ondan sonra bir daha koşmadı ama yeterli parayı aldı yani. Nasip o değilmiş. Ne yapacaksınız? Neyse arkadaşlar bu 11 numara Kutlu Şahım'dan sonra ben size son olarak da 13 numara Peksoy'un olduğunu vereceğim. Bu safkan da son 4 yarışında güzel bir form grafiği yakaladı. Ya bugün hataları geri çevirmez. Yani en azından kuponlarda bulunması gereken safkanlardan biri de bu 13 numara Peksoy'un. Yani kısaca burada 6 numara Serden Geçer, 10 numara Kainatım, 11 numara Kutlu Şahım,
Ve 13 numara Peksoy'un oğlu benim size önereceğim safkanlar. Eğer tuttuğunuz safkanlar varsa, takibinize olan duyduğunuz safkanlar varsa ilavenizi yapabilirsiniz. Ona göre oyunuzu kurarsınız arkadaşlar. Bütçeniz gereğince, yani bütçeniz ölçüsünde. Bu her şey sizin lehinize arkadaşlar. Sizin takdirinize kalmış bir şey. Arkadaşlar benim bugünkü Bursa yorumlarım için bu kadar. At koşar bat kazanır. Herhangi bir güzel bir yorumlarınız varsa arkadaşlar yazın. Neşenizi kaybetmeyin arkadaşlar. Umudunuzu da kaybetmeyin hiçbir zaman. Her zaman 6'lı ganyan var, 5'li ganyan, 4'lü artık bahis hangi türlü oynuyorsanız arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman neşenizi, keyfinizi kaçırmamadan oynayın arkadaşlar. Bütçenizi kesinlikle aşmayın. Eğer yüksek bir oyun yapmak istiyorsanız, yanınızda eş dostunuz varsa en azından hisseli bir altılı da yapabilirsiniz. Yani bu da en azından oyunu hem zevkli hale getirir hem de 3-5 kuruş da olsa bir kazanma şansınız olur. Yani eğer kazanacaksınız. Azak kanaat getiremeyen arkadaşlar çoğu hiç bulamaz. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Dediğim gibi bugünkü program bu kadar. Arkadaşlar sizlere bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.